Ne güzel bir masa değil mi İbrahim? Yani evet. Bu ne biliyor musun? Rakının asaletinden geliyor. Rakı çok asil bir içki. Neden? Bir defa mekan seçer. Doğaya uyumlu bir içki değil mi? Tabii. Adam seçer. Mesela biz ne yaptık şu anda? Rakı içmek için 70 kilometre geldik. Şu doğanın içinde. Çünkü rakı her yerde içiyorlar ama o başka bir şey. Ama burada rakı içmek, doğada bir de yerini bulup, işte bir de dostlarınla berabersen rakı içmek. Yani tabii rakı mezeyle içilir ama işte akşama bir hazırlıktır bu saatlerde rakı içmek. Şimdi böyle ufak ufak havuçla, erikle, biberle, birazdan da kavunumuzu keseriz. Burada yetişmiş havuçla. Tabii tabii. Birazdan da kavunumuzu keseceğiz. Ondan sonra da akşama hazırlık yapacağız ve devam edeceğiz. Çünkü rakı, son zamanda rakı ile ilgili zaten çok güzel şeyler yazılıyor. İşte vodka şöyledir, böyledir ama rakı daha başkadır falan diye. Bu bir gerçektir yani. Ben bir şöyle söyleyeyim. 40 yıllık meyhaneci olarak Türkiye'de, Türkiye'nin en üst düzeydeki yerlerinde de çalışma insanı olarak, viski satılan yerlerde de çalışan insan olarak viskiyi de tanıyorum, diğer içkileri de tanıyorum, bütün dünya içkilerini de tanıyorum ama rakı bir başka bir şey. Rakı bir ne biliyor musun? Rakı bir doktor ya. Yani rakı bir doktor ama nasıl söyleyeyim sana? Gerçek bir doktor. Yani ona sığınmayacaksın. Onunla konuşacaksın, sohbet edeceksin. Sığınırsan seni parçalar. Tamam mı? Rakıdan onunla arkadaş olursan gerçekten iyi bir doktordur. Ne bileyim, rakıyla için saatlerce konuşulur ama bu kadar yeterdi. Bir de bir şey var. Şehirde içtiğimiz rakıyla burada içtiğimiz rakının tadı farklı oluyor. Niye? Eski bir meyhaneci olarak. Abi şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Niye farklı? Burada rakıya ne katıyorsun? Çamın kokusunu katıyorsun. Taşın rengini katıyorsun. Çimenin kokusunu katıyorsun. Tabii ki burada her şey farklı. Rakı böyle yani içine hemen suyu iç bir şey değil ki. Rakı ben ne derim? Hep rakı mezelerini ben mesela buzu bardağıma, su bardağıma elimle koyarım. Ben hatta elimi rakıyla yıkarım. Tamam mı? Mezelerimi elimle yerim. Bu başka bir şey. Rakıyla yaşayacaksın. Rakıyı hissedeceksin ya. Yani rakıya böyle nasıl söyleyeyim? Fazla şatafata gerek yok. Rakıyı mümkün olduğu kadar elinle yaşayacaksın. Dediğim gibi rakıyı elinle iç. Hafif bir yıkış, böyle dezenfekte edecek gibi hafif bir böyle ben rakıyı koyarken bardağıma rakıyı koyarım. Millet kızar belki ama şöyle bir çarkalarım onu. Tamam mı? Keşke onu yapsaydık baştan. Ondan sonra elimi şöyle bir dezenfekte ederim. Ondan sonra peynirimi, bazı şeyleri, özellikle şeyleri elimle alırım. Ve masadaki arkadaş baştan da söylerim, kusura bakmayın bu böyle bir tat derim. Rakı bu ya. Bir de Çanakkale taraflarında bir söz vardı. Derler ki rakı kadehine akşam güneşi damlayacak. Doğru mu? Saat olarak. Tabii. Yani rakı başka bir şey ya. Yani böyle. Peki o zaman içelim. İçelim. Hadi.